İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Nazari mesele dediğiniz zaman size cevabı hazır önünüze konulan konularda olduğunu zannetmeyin. Bilakis araştırmaya dayalı. Aklını, fikrini, kalbini, ruhunu çalıştıracaksın. İşlettireceksin. Doğru cevabı bulabilmek, işaretleyebilmek için. Anlaşıldı değil mi? Aklen, fikren, kalben çalışmakla, çalıştırmakla öğrenebileceğimiz meseleler nazari meselelerdir. Yani şöyle söyleyelim. Nazari mesele tek bir cümle ile ifade edilecek olursa imtihan sualleridir. İmtihan suallerine tırnak içerisinde nazari meseleler denilir. Ve bu imtihanın suallerinin cevapları gizlidir. Sen onları arayıp bulup öğrenip bilip çıkaracaksın, işaretleyeceksin. O yüzden bedihi değil, gizlidir. Kainattaki imtihana ait her mesele böyledir. Kapalıdır. Yani kolay değildir. Emek ister, teklif ister, iman ister, ihtiyar ister, irade ister. Akıl, fikir ve kalp ve ruhun çalışmasını, araştırmasını, tecrübesini ister. Değil mi? Evet. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Eğer suallerin cevapları kapalı değilse biz buna imtihan demeyiz, diyemeyiz. Formalitedir. Mesela bazen bir sertifika almak istersin. Fakat sertifikanın evvelinde, yani sınav öncesinde öyle bir harç, öyle bir ücret, öyle bir para yatırırsın ki sınav formalite olur. O suallerin cevabının yazılı olduğu kitabı da sen sınav günü derse, dershaneye, salona getirirsin. Kimse de bir şey demez. Kitaptan bakar, kağıdı cevaplarla doldururuz. Formalite. Bak burada ihtiyar yok ki. Teklif de yok. Dolayısıyla bu imtihan değil. Netice olarak ihtiyar kalmazsa, ki kalmıyor bakın görüyorsunuz, teklif olamaz. Ama sen parayla o sertifikayı, o diplomayı satın almış olursun. Nahak olarak. Yalanla, dolanla, dümenle, haksızlıkla onu kendi üzerine almış olursun. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir ki imtihan perdesini yırtmasın. Sen öyle bir mucize gösterirsin ki adamın kaçacak yeri kalmaz. Böyle imtihan olmaz. Bunu elbette Cenab-ı Hak da biliyor. Ve o perdeyi yırtmıyor. Tam ayarında, tam ölçüsünde veriyor. Mesela ne gibi? Şakk-ı kamer mucizesi gibi. Ay yarılıyor fakat perdeli bulutlar var. Hem karanlık değil mi? Güneş yok. Yani kafirin, putperestin, münafığın, münkirin, müşriğin kaçacak bir deliği var. Karanlıkta yarıldı mı yarılmadı mı belli olmaz diyor müşrik, yarılmadı diyor. Bu mucizeyi kabul etmiyor. Başka biri daha var orada, münafık. Hava sisliydi, hem bulutluydu diyor, kabul etmiyor. İşte bu imtihandır. Fakat ayın yarılmasının vakti gündüz
vaktinde güneşin ortasında olsa, hava açık, çok net şekilde belli olsa teklif olur mu? Olmaz. Peki ihtiyar kalır mı? O da kalmaz. Dolayısıyla Ebu Bekirlerle Ebu Cehiller bir mertebede kalırlar. Ebu Bekir'e haksızlık edilmiş olur. Halbuki bizim buradan kastımız, muradımız, arzumuz nedir? Elmas ile kömürü birbirinden ayırmak, tefrik ettirmektir. O yüzden imtihan şarttır, gereklidir. Mucizeler dahi nadir ve seyrek olarak verilir. Perdeler arkasında. Hem dar teklifte gözle görünecek olan alameti kıyamet ve eşrat-ı saat, kıyametin işaretleri, şartları, alametleri, bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Mesela nedir? Kıyamet saati bize gönül gününe, saati saatine, dakikası dakikasına verilmemiştir, değil mi? Çünkü kapalı ve tevilli. Kıyamet alametleri böyledir. Şimdi aşağıda birazdan gelecek. Deccal, Mehdi ve Süfyan ve Hazreti İsa, Dabbetül Arz ve Yecüc-Mecüc meseleleri de böyledir. Kapalı ve tevilli müteşabihat-ı Kur'aniye gibidir. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinde tövbe kapısı kapanır. Çünkü imtihan kalmaz, ihtiyar da kalmaz, teklif olmaz. İslamiyet'in haber verdiği kıyamet alametinden olan güneşin batıdan doğup doğudan batmasını insan gözle gördüğü zaman imtihan diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Direkt iman getirir. Kelime-i şehadette bulunur. Müslüman mümin olur. Ama teklif böyle olmaz. Çünkü imtihan kapanır artık. Tövbe kapısı kapanır. Daha tövbe ve iman makbul olmaz. Neden? Çünkü suale cevabı verildi. Sen bilmedin. Allah sana bu cevabı gösterdi. Sınıfta kaldın, çalışmadın, sınıfı geçemedin. Sonra başına dert oldu. Okul yıllarında mesela liselerde sınav zamanı bitiyor. Muallim talebelerini ikaz edip uyarıyor. Son 10 dakika, son 5 dakika, son 1 dakika, son 10 saniyeye kadar düşüyor. 10 saniyeden geriye doğru sayıyor. 10, 9, 8, neyse 3, 2, 1, 0 denildiği an emir geliyor. Kalemleri bırakın. Eğer 0 dedikten sonra da kalemi bırakmayıp yazmaya devam eden olursa onun sınavı iptal ediliyor. Sınavı geçemiyor. Yazmayacaksın. Bitti çünkü. Süre doldu. Böyle olmasaydı peki? Böyle olmasaydı ne olurdu? Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Ben mesela okul derslerini kalbime, ruhuma, aklıma hitap etmediği için, boş olduğu için, içinde hiçbir
fenni, ilmi, dini, imani malumat olmadığından dolayı çalışma sevmezdim. Fakat aylar evvelinden benim arkadaşlarım vardı sınavlara çalışan. Bu insanlarla ben bir olurdum. Sınav olmasaydı. Benimle aynı mertebede kalırlardı. Takdir belgesi, teşekkür belgesi alamazlardı. Bu onlara haksızlık olurdu. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Feraset ve basiret sahibiysen biliriz. Zaten Hazreti İsa'yı ilk nuru iman dikkati ile bilen, tanıyan, gören, anlayan, idrak eden Mehdi Azam olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhas müthişe kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. Daha sonra öğreniyorlar. Bakın şimdi anahtar kelimeler çoğaldı. İşaretledik değil mi? İman, teklif ve imtihan. Şöyle yapalım. Ne olur bu dersleri bilin, öğrenin, anlayın, okuyun. İman, teklif, imtihan ve nazari meseleler. Anahtar kelimelerdir. Tamam mı arkadaşlar? Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. İmtihan olmazsa. Evet. Kapalı ve tevilli oluyor. Bunu da işaretleyelim. Şimdi baştan okuyalım. Bakın birinci nokta. İman ve teklif. Başta anlatmıştım ne olduğunu. İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir müsabaka, bir tecrübe olduğundan iman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Ta ki neden? Ebu Bekirler ile Ebu Cehilleri birbirinden tefrik etmek için dedik. Değil mi? Perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehillerle tasdikte beraber olurlar. Bu bir yanlış olur. Bu bir ifsat olur. İsraf olur. Abes olur. Cenab-ı Hak abes iş yapmaz. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu dahi yani bile ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez. Mesela Mustafa Kemal'in Deccal, Süfyan ve münafık olduğunu herkes bilemez. İmanın nuru ile bilinir. Basiretle, ferasetle o mesele anlaşılır. Okuyacaksın. Kalbini, ruhunu, aklını çalıştıracaksın. İşlettireceksin. Mihenge vuracaksın. Onun zamanında yaşayan Mehdi'nin yani Bediüzzaman'ın tefsir ettiği Kur'an ve hadislerin izahı olan risaleleri alıp o binlerce sahifeleri birbirine vuracaksın. Yani mihenge vuracaksın. Nedir? Yani şeriate,
kıyas ederek neticeyi bulacaksın. Zaten sen ayetleri, hadisleri ve hatta risaleleri bir araya getirip büyük resmi fotoğrafı oluşturduğun zaman ne diyorsun? Kral çıplak diyoruz. Mustafa Kemal'in silüeti puzzle gibi parçaların birleşmesiyle oluşuyor, ortaya çıkıyor. Deccal budur diyoruz. Ferasetle, iman ilmiyle, basiretle tabii ki. Birçok kanalda dersimiz var, bakabilirsiniz. Birinci nokta, iman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tetik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler alayiliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiliğine düşsünler. Ebu Bekir alayiliğine çıkmalı ve çıktı. Ve Ebu Cehil esfel-i safiline düşmeli. Sınavı geçemedi çünkü. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Şimdi kanalın başlığını düşünüyorum. Hangi kelimeleri seçmeliyim? Onu bulurum artık. Kayıt bitince. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki, bu kaide içindir ki, mucizeler seyrek ve nadir verilir. Mesela nedir? 19. mektup. Bakın hep kaynağını veriyorum. Okuduğum yerlerden söylüyorum. Kafamdan değil. Peygamberimizin mucizelerine ait olan Risale'de bir peygamber mucizesi anlatılır. Ordu, sahabeler, müminler susuz kalıyorlar. Peygamberimiz bir parça su istiyor. Suları bir kap içerisinde biriktiriyorlar, birleştiriyorlar. Peygamberimiz ellerini uzatıp o kaba dua ediyor. Sonra ellerinden, mübarek parmaklarından sular akıyor. Bu hepinizin bildiği bir mucize. Peki buradaki perde, tetkik ve tecrübe, müsabaka, o derin, o nazari mesele nedir? Zaten evvelden bir parça suyun olmasıdır. Değil mi? İşte kafire, müşriye, putpereste kaçacak yol. Orada diyor zaten su vardı. İnsanlar onunla doydular, doldular, abdest aldılar. Su vardı ama çok azdı. Hepsine yetmezdi. İşte orada kafir takılıyor. Müşrik patlıyor, bocalıyor. Dumur oluyor. Cenab-ı Hak istese, hikmeti iktiza etse, suya gerek kalmadan, değil mi? Peygamberimizin parmaklarından. Su akıtır. Ama o zaman herkes ister istemez tasdik eder. İman ve teklif olmaz. Yani abes iş olur. Cenab-ı Hak böyle bir abesiyetten münezzehtir, müberradır, mualladır. Bir parça su geliyor, dua ediyor. Bir litre su, 1000 litre oluyor. Bakın, bu mucize de nasıl tahakkuk etti? Perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleler gibi gerçekleşti. Hem dar-ı teklifte gözle görünecek olan alamet-i kıyamet ve işrat-ı saat
Bir kısım müteşabihat-ı Kur'aniye gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır, daha tevbe ve iman makbul olmaz. Neden peki? Çünkü Ebu Bekirler Ebu Cehillerle tasdikle beraber olurlar. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkati ile bilinir. Herkes bilemez. Hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhası müthişe. Yani Vladimir Lenin ve Mustafa Kemal vesaire Deccaller. Kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar.